Sırada yurttan haber turumuz var. Arkadaşlar, bir de 3 metre 5 metre ağırlığı geçmeyelim. Evet. Düşmüş olabilir. Ekipler seferber oldu. Mantar toplamaya çıkan 80 yaşındaki Halil Koca'yı saatlerce aradı. Halil mi? Halil dayı! Beyler açılın, mesafeyi açın. Mantar toplamaya gitmişti yaşlı adam. Avgadı yaylasında yolunu kaybedince ailesi ekiplerden yardım istedi. Aramalar 10 saat sürdü. Halil amca neyse ki sağ salim evine döndü. Bulundu abi, bulundu. Çok şükür Allah'ıma. Gel abla gel. Parayı ödemedi, taksiciler kapısına dayandı. Hem de balta ve sopalarla. Bursa'da arkadaşlarını toplayan taksici ücret vermeden araçtan kaçan yolcuyu indirdiği yere geldi. Şoförler dakikalarca kaçak yolcuyu beklediler. Olmayacak oldu, martı göbeğini duba gibi kullandı. Foça'ya tatile giden bir aile İstanbul'da yaralı halde besleyip büyüttüğü martıyı da İzmir'e götürdü. Tatilci aile yüzerken martı da onlarla birlikte keyif yaptı. Bu aile yüzerken ister kadın olsun ister erkek muhakkak onların yanında oluyor. Onu besleyen insanın göbeğinde yüzmeyi alışkanlık haline getirmiş. Dereler taştı, denizin rengi değişti, ilçe merkezleri çamura bulandı. Trabzon'da bir kişinin kaybolduğu felaketin ardından Sürmene ve Araklı'da çalışmalar sürüyor. İş makineleri yolları ve binaların zeminlerine biriken balçıkları temizledi. Yaz yağmuru gibi birden bastırdı, 2 saatte Adana'yı Venedik'e çevirdi. Her yağmur böyle. Seyhan sokakları göle dönünce Adanalılar da çareyi sandallarla evine gitmekte buldu. Yıllardır buraya çözüm bulamadı, yıllardır. 15 sene geçkimiz burada oturuyor, bir çözüm bulamadılar.